Kapsül Günlük Doz'dan herkese merhaba. Bugün 9 Kasım Perşembe. Ege kıyıları ile Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yağış bekleniyor. Diğer kesimlerde ise parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Şimdi haberler. Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifi mecliste kabul edilerek yasalaştı. Öncelikli amacının, deprem riski olarak açıklandığı 21 maddelik kanun, birçok başka değişikliği de içeriyor. Kentsel dönüşüm kararı için, hak sahiplerinin 3'te 2 çoğunluğunun aranması zorunluluğu kaldırıldı. Karar, hak sahiplerinin salt çoğunluğuyla alınacak. Riskli yapıların tahliyesi engellenirse, polis devreye girecek. Riskli yapı denetimi, bakanlığa bağlı olarak 16 Ekim'de kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya idareler tarafından yapılabilecek. Başkanlık, riskli yapıların tespiti ve hazine taşınmazlarının değerlendirilmesi yetkisine de sahip. Kanunla, rezerv yapı alanı tanımı da değiştirildi. Rezerv yapı alanı, yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere belirlenen alanlar olarak tanımlanıyordu. Değişiklikle, yerleşim yerlerinde yer alan parseller de rezerv yapı alanı olarak belirlenebilecek. Anayasa Mahkemesi, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunun iptali talebini 6'ya karşı 8 oyla reddetti. AYM raportörü, anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle düzenlemenin iptali yönünde rapor hazırladı, ancak raporun üyeler yönünden bağlayıcılığı bulunmuyor. Dezenformasyon suçu işleyenlere, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngören madde, sansür yasası olarak adlandırılan düzenlemeyle eklenmişti. Polat çiftine yönelik yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis iddiaları da araştırılıyor. Savcılığa yapılan bir ihbarda, sanal bahisten kazanılan paraların, Engin Polat'ın, şirketleri üzerinden akladığı öne sürüldü. Polat, iddiaları reddetti. Sibergöz adı verilen yasa dışı bahis operasyonunda, 43 kişi gözaltına alındı. Para transferi için kullanılan hesaplarda, 3.6 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu açıklandı. CHP lideri Özel, meclisteki makam odasında mazbatasını almasının ardından partinin genel merkezindeki törende önceki başkan Kılıçdaroğlu'ndan görevi devraldı. Özel, öğle saatlerinde ise Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ilk turun ardından iki nedenle çekilmediğini anlattı. İlk nedenin, çekilme kararı aldığını iddia eden @ekremedit adlı hesabın tweet'i olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, diğerinin ise çekilmemesini isteyen depremzede bir muhtar olduğunu söyledi. Bu kişinin, CHP'nin Malatya örgütünde görev yapmış biri olduğu ortaya çıktı. TÜİK'in verilerine göre, Borsa İstanbul'daki BIST 100 endeksi, yıllık %33 reel getiri ile en yüksek getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Onu, %26'lık oranla külçe altın, %16'lık oranla euro ve %7,5 oranla dolar takip etti. Portekiz Başbakanı Antonio Costa istifa etti. İstifa kararı, Costa'nın özel kalem müdürünün, lityum madenciliği ve hidrojen projeleriyle ilgili yolsuzluk iddialarına ilişkin bir soruşturma kapsamında, gözaltına alınmasının ardından geldi. Costa, masum olduğunu savunuyor. İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde bulunan şehir merkezine doğru, kuzey ve güneyden ilerlediğini duyurdu. Bunun yanı sıra ordu, Hamas'ın önde gelen silah üreticilerinden birinin öldürüldüğünü öne sürdü. Filistin medyası ise, Gazze'deki El-Şati mülteci kampı yakınlarında, Hamas militanlarıyla İsrailli askerler arasında çatışmalar yaşandığı bilgisini geçti. İki tarafın açıklamaları da bağımsız kaynaklar tarafından henüz doğrulanamadı. İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında, hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 10.569'a yükseldi. Yaşamını yitirenlerin büyük bir bölümünü, kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Porto'nun Portekizli yıldızı Pepe, Antwerp maçında attığı golle, Şampiyonlar Ligi'nde fileleri havalandıran en yaşlı futbolcu oldu. Bu unvanı, Roma efsanesi Totti'den alan Pepe, aynı zamanda organizasyon tarihinde forma giyen en yaşlı futbolcu. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.